Merhaba sevgili gençler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle LGS sınavına hazırlanan tüm öğrencilerimizin konu eksikliklerini tamamlamaları adına hazırlanmış çok güzel bir deneme serisiyle dersimize devam ediyoruz. Gençler, denememize başlamadan önce model yayınlarına Kurt Akademi YouTube kanalımızda deneme çözümlerine izin verdikleri için teşekkürü bir borç bilirim. Evet arkadaşlar, hazırsak ve kanalımıza abone olduysak ilk sorumuza, dersimize başlayalım. Matematik öğretmeni Zuhal Hanım'ın öğrencileri ile birlikte oynadıkları deve cüce oyununun kuralları aşağıda verilmiştir. Öğrenciler ayakta durmalarına deve, yere çömelerek durmalarına cüce adı verilmiştir. Gençler, bunu zaten sınıflarımızda özellikle ilkokul yıllarında çokça oynadığınız bir oyun diyelim. Öğrenciler yan yana dizilerek ardışık numaralar verilir. Gençler, kurallara bakalım. Birinci turda sıra numarası birim katı olanlar deve ise cüce, cüce ise deve konumunu alırlar. İkinci turda sıra numarası 2'nin katı olan deve ise cüce, cüce ise deve konumunu alırlar. Gençler, bu şekilde aynen devam eder ve tur sayısı öğrenci sayısına eşit olana kadar, yani 30 tane arkadaşlar 30 tur atacak şekilde bitene kadar gençler oyun bu şekilde devam eder diyor. Mali öğretmen oyuna deve konumunda 30 öğrenci ile başladığına göre oyunun sonunda cüce konumunda kalan öğrencilerin sıra numaraları toplamı kaçtır diye sordu. Gençler, öncelikle olayı anlamamız için arkadaşlar burada küçük bir örnek verelim. Bizim burada arkadaşlar öğrenci numaramız 1'den 6'ya kadar olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye başlıyoruz. Evet, ilk durumda arkadaşlar her birisi deve. O halde hepsine deve diye yazalım. D olarak isim geliyorum. Şimdi birin katlarından gençler hepsi ne yapıyor? Bakın şöyle birin katları diyeceğim. Deve ise cüce oluyor. Hepsi cüce oldu. Çünkü buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 her birisi gençler birin katıdır. O halde bunların her birisi cüce oldu. Şimdi 2'nin katlarında cüce ise deve olacak gençler, bakın. 2, 2'nin birinci katıdır. O halde cüceydi, deve oldu. Evet, 4, 2'nin katıdır gençler, deve oldu. 6, 2'nin katıdır, deve oldu. 3'ün katı diye gösterelim. 3'ün katında 3 numara arkadaşlar, 3'ün birinci katıydı. Cüceydi, deve oldu. Cüceden deveye döndüm. 6, deveydi, cüce oldu. 4'ün katında gençler, 1, 2, 3, 4'e ellemiyoruz. Bakın 4, deveydi, cüceye döndüm. Buradan 5, 6, 4'ün katı değildir. 5'in katı, 5 arkadaşlar cüceydi, deveye döndü. Buradan bir de 6'nın katını gösterelim ve olayı bitirelim. Cüceydi, 6'nın katı da deveye döndü. Sevgili gençler, burada dikkat etmemiz gereken en önemli yer burası. Arkadaşlar, bizden sonuç olarak sadece cüce kalanların numarasını istedi. Böyle düşünelim. Bakın burada arkadaşlar cüce kalanlar 1'den 6'ya kadar olan sayılarda 1 cüce kaldı, 4 cüce kaldı gençler. Diğerleri deve durumuna geri döndü. Peki arkadaşlar, burada 1 ve 4'ün diğer sayılardan farkı ne gençler? Burası çok önemli. Gençler, 1 ve 4'ün çarpan sayıları arkadaşlar tek sayı. Mesela 1'in zaten çarpanları 1'dir. 4'ün çarpanları da 1 çarpı 4, 2 çarpı 2'den 2'nin bir tanesini sildim. Ne yaptık gençler? 3 tane çarpanı vardır. 1'in bir tane vardı. O halde arkadaşlar bakın, bu şekilde olayı devam ettirecek olursak şunu görmem gerekiyor. Çarpan sayısı tek sayı olanlar gençler, çarpan sayısı tek sayı olanlar cüce konumuna geri dönecek. Diğerler deve konumunda kalacak. Peki o halde 30'a kadar gençler çarpan sayısı tek sayı olan sayılarımız hangileri? 1 var, 4 var, 9 var gençler, 16 var, bir de 25 var. Dikkat ederseniz gençler, asal sayıların kareleri bizim için arkadaşlar çarpan sayıları tektir diyoruz. Asal sayıların kareleri veya herhangi bir sayının karesi olarak yazılabilen sayılar tek sayı olur, çarpan sayısı diyoruz. Ben de bunların toplamını istemiş oldum. Bunları toplarsam 9, 1 daha 10, 14, 16, 30, 25 daha gençler 55 olur.
Buradan 55 cevabını da C şıkkında doğru seçenek olarak işaretleriz. Evet sevgili gençler, devam edelim. İkinci sorumuza geçelim. Kenarlarına birer santimetre boşluk bulunan 20 santimetrelik bir cetvel 11 sayısının yazıldığı yerden kırılmıştır. Erman ve Şansal bu parçalardan birer tane alarak aralarına boşluk kalmayacak şekilde cetvel parçalarını ucuca ekleyerek bir masanın boyunu görseldeki gibi ölçüyorlar. Her iki ölçümde de cetvel parçaları masanın uç noktalarının taşmadığına, boşluk kalmadığına göre masanın uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Gençler dikkat ederseniz buradaki cetvelleri kullanarak masa arkadaşlar hem alttaki hem de üstteki cetvelimizin tam katı olacak diyoruz. Peki cetvelimiz gençler uzunluklarına bakalım. Tam 11 sayısının olduğu yerden katlandı ve kırıldı. Başında 1 santimetre boşluk var. 11 de burada var. Hadi 1, 11 daha. Burası 12 santimetredir. Uzun cetvelimiz 12 santimetre. Kısa cetvelimiz de gençler 20'den 11'i çıkartırsam burada 9 santimetre var. 1 santimetre de burada var. Topladığımız zaman bu da 10 santimetrelik bir cetvel. O halde gençler masanın boyunu ne diyeceğim? Hem 12'nin hem de 10'un katı olacak. Çünkü hem 12'yi hem de 12'yi hem 10 olarak katları şeklinde devam ediyor. Ve tam denk geldiği için 12 ile 10'un katı olmalı diyoruz. Öncelikle ilk ortak katını yani en küçük ortak katını düşünelim. 12 ile 10'un gençler en küçük ortak katı 60'tır. Cevaplara baktığımız zaman 60 cevabını göremiyorum. O halde 60'ın katı da olabilir gençler. 60, 120, 180 şeklinde devam eder. Verilenlere baktığımız zaman gençler burada 120 bizim 60 sayımızın ikinci katıdır diyoruz. O halde masanın boyu 120 santim olabilir deriz. Ve Denizli şıkkını doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet, devam edelim. Üçüncü soruya geçelim. Bir harfin alfabedeki baştan ve sondan sıra sayısını ve sırasıyla harfin sonuna ve sağına yazılıyor. Daha sonra bu harfin matematiksel değeri harfin sağına ve sonuna yazılan sayıların EBOB'ları alınarak hesaplanıyor. Örneğin gençler K harfi alfabemizin baştan 14, sondan 16. harfi olduğu için 14, 16 yazdık. İkisinin EBOB'u 2 olduğu için bunun matematiksel değeri 2'dir diyoruz. Buna göre aşağıdaki harflerden hangisinin matematiksel değerleri diğerlerinden farklıdır diyor. A seçeneğinde Ö harfi ile başlayalım gençler. Gençler Ö harfi baştan 19. harf, baştan 11. harf, 19'da 11'in EBOB'unu alacağım. Ve direkt EBOB diye yazalım. Gençler biliyorsunuz asal sayılar aralarında asal olması da gerekmiyor. Asal sayıların EBOB'ları 1'dir diyoruz. Yani EBOB 1 oldu. İkinci harfimiz F. F harfi gençler baştan 7. harfimiz, 23. harfimiz. 7 ve 23'e baktığımız zaman aralarında asaldır. Aynı zamanda asal sayılardır. Bunların EBOB'u yani ortak böleni yine 1'dir. Evet N'ye bakalım. C şıkkında N harfimiz var. N harfi gençler baştan 17. sondan 13. 17 ile 13 yine asal sayılardır. Ve EBOB'ları gençler 1'dir yani 1'den başka ortak bölenleri yoktur diyoruz. Son olarak M harfi baştan 16. sondan 14. harfimiz. Mesela 16 ile 14 çift sayılar arkadaşlar. EBOB'lar arkadaşlar ardışık çift olduğu için EBOB'ları 2'dir gençler. Buradan farklı olanı istemişti. Buradan farklı olan değerimiz M harfinin matematiksel değeri 2'dir diyoruz. Denizli şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Dördüncü soruya geçelim. Efer ve Nazlı'nın yaşları aralarında asal ve yaşların en küçük ortak katı ile en büyük ortak böleni toplamı gençler 51'dir. Yani EKOK'u ile EBOB'un toplamı 51'dir demiş. Gençler aralarında asal sayı dedim. EKOK ile EBOB'un toplamı EKOK artı EBOB 51 dedim. Aralarında asal sayıların gençler EKOK'ları ve sayılarımız arkadaşlar A ve B gibi değerler verirsek evet EKOK'ları gençler bu iki sayının çarpımına yani A çarpı B eşittir. EBOB'ları da arkadaşlar aralarında asal olduğu için 1'dir.
Halde ben bunu 51'e eşitlersem, A çarpı B gençler 1 ile toplanınca 51 ise, o halde A çarpı B'nin değeri 1 karşı eksi 1 olarak gönderirsek 50 olur diyoruz. Yani sayıların çarpımı 50 olacak diyorum. Buradan gençler benden Ayfer ve Nazlı'nın yaşların farkının en az olduğu durumda Nazlı'nın yaşı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Gençler burada 50'nin çarpanlarını düşünelim. Bir kere 50 50 olur. 2 çarpı 25 50 olur. 5 çarpı 10 50 olur. Aralarında asal dediği için gençler 5 ile 10 aralarında asal değildir. 5 ve 10 değerlerini vermiyorum. 1 ile 50 aralarında asaldır. 2 ile 25 de aralarında asaldır. Yalnız gençler benden yaşları farkının az olmasını istiyor. Bakın burada fark 49'dur. Burada fark 23'tür. Az olan değerimiz gençler 2 ve 25'tir. O halde Nazlı'nın yaşı ne olabilir gençler? 25 olabilir diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Devam edelim. 5. sorumuza geçelim. Evet gençler, 5. soruda bir koşu yarışmasında sporcuların forma numaraları doğum tarihlerine göre belirlenmektedir demiş. Gençler bize kuralı vermiş, bir örneğimizi vermiş. Benden ne istiyor gençler? Buna göre forma numarası 407 olan bir sporcunun doğum tarihi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Gençler bize verilen doğum tarihinin yıl, ay ve gün olacak şekilde 8 haneli doğal sayı elde edeceğiz. Dikkat ederseniz bakın 2000'i aynen yazmış. 2, 1000 şeklinde sıfırlar gördüm. 03 ve 05 şeklinde yazmış gençler. Yıl, ay, gün sırası şeklinde yazıyor. Daha sonra gençler bunu ne yapıyor? Bu doğal sayının rakamları soldan sağa doğru 2'nin doğal sayı kuvvetleri ile çarpılıp elde edilen çarpımlar topluyor ve bu toplam sporcunun formu numarası olarak belirleniyor diyor. Arkadaşlar burada hemen B seçeneğiyle başlayalım ve cevabımızın B olduğunu gösterelim. 10 Ağustos 1994, bunun sayısal değeri gençler ne olacak bizim için? 407 olduğunu ispat edelim diyorum. Önce yılı yazıyoruz, 1994'ü aynen yazalım. Biraz boşluk bırakacağım. Daha sonra ayı yazıyoruz. Ağustos ayı gençler 8. ayda 08. 10. günde 10 olarak yazdım. Sevgili gençler ne yapıyoruz burada? Birinci sayıdan başlayarak, yani birden başlayarak 2'nin doğal sayı kuvvetleri, yani 2'nin 0. kuvvetiyle çarparak yazacağız. Hadi 1 çarpı 2 üzeri 0 artı. Sayımız gençler 9 çarpı 2'nin artık 1. kuvvetine geçtim. Artı. 3. sayımız 9 çarpı 2'nin 2. kuvveti artı 4 çarpı 2'nin 3. kuvveti. 2'nin kuvvetlerini artırarak devam ediyorum. Artı. İşte 0 zaten çarpma da Newton elemandır. İsterseniz bakın bunu yazmayabilirsiniz. Yine de şöyle gösterelim. 0 çarpı 2 üzeri 4 artı 8'e geldim. 8 çarpı 2 üzeri 5 artı 1 çarpı kere 6 artı 0 çarpı bu da 2 üzeri 7. Zaten 0 çarpılar gençler herhangi bir değeri yoktur. 1'in 0. kuvveti gençler 1 demektir. 1 ile çarparsam 1'dir. Artı. 9 ile 251 çarparsam 18 artı. 2'nin karesi 4. 9 ile çarpıyorum 36 artı. 2'nin 3. kuvveti 8. 4 ile çarparsam 32 artı. 2 üzeri 5 gençler 32. 8 ile çarparsam 256 artı. 2 üzeri 6 da gençler 64 olur. Ve bunların toplamı 407 sayısını verir diyoruz. Evet gençler, forma numarası 407 olduğunu ispat etmiş olduk. Demek ki buradan B seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. 5. soruya geçelim. Arzu, perdelerde kullanılmak üzere her birinde 243 parça ip bulunan püsküller hazırlamaktadır. Mesela bir püskülde 243 parça var. Bu püsküllerden 27 tanesi bir araya getirildiğinde ise aşağıdaki gibi gerçek görseldeki 1 metrelik şerit elde edilmektedir. O halde gençler 1 metrelik şerit içinde 27 tane püskül var. Bunun içerisinde de her bir püskülde 243 parça var diyorum.
Bu ne için arkadaşlar? Bizim artık buradaki değerimiz 1 metre için. Devam ediyorum. Arzu bir günde ortalama 9 metre püskül şeridi hazırladığına göre gençler. 1 metrede bu kadar varsa 9 metrede ne yaparız gençler? 9'da çarparım. Devam ediyorum. Bu bir günde yapmış oldu. 27 günde dediği için gençler bir de 27 ile çarparak toplam püskül parça sayısını elde ederiz. Buradan gençler sayılarımızı 3'ün kuvveti olarak yazalım. 27 3'ün 3. kuvvetiydi. Çarpı. 243 gençler 3'ün 5. kuvveti. Çarpı 9 3'ün karesi. Çarpı. 27 3'ün 3. kuvveti. Çarpı diyoruz. Gençler tabanlar üçgen kuvvetleri toplarsam 3 üzeri 3, 8, 10, 13. Evet, 3 üzeri 13 tane parçadan oluşmuştur deriz gençler. Bunu da B seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet, devam edelim. 6. sorumuz bitti. 7. soruya geçelim. Tüm Türkiye'de düzenlenen bir kampanya ile günde 1 milyon adet ekmek çöpe atılmaktan kurtuluyor. İşte bir günde 1 milyon adet ekmeğin çöpe atılmasına engel olmuyor. Bir ekmek ortalama 400 kuruş olduğuna göre bu kampanyanın bir yılda milli ekonomiye katkısının TL cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor ve bir yılın 365 gün alınması gerektiğini söylüyor. Gençler öncelikle TL cinsinden istediği için 400 kuruşu 4 TL olarak alalım. Bir günde gençler 1 milyon tane ekmek kurtarılıyorsa o halde 1 çarpı 1 milyon 10 üzeri 6 demektir. Bu bir günde gençler. Bir yılda 365 gün var. Hadi bunu da 365 ile çarparsam gençler ne yapar? Toplam ekmek adedini buluruz. Bunun bir tanesi arkadaşlar 4 liraydı. Bir de bunu 4 ile çarparsak milli ekonomiye katkısı sağlanacak olan değeri TL cinsinden elde etmiş oluruz. 365 ile gençler 4'ü çarparsam 1460 çarpı 10 üzeri 6'yı aynen yazıyorum. Evet gençler bilimsel gösterimi hatırlarsak gençler önündeki katsayı 1 ile 10 arasında bir sayı olacak. Yani ben burada virgülümüzü 1 ile 4 arasına getireceğim diyorum. Şimdi sayımızı gençler 1, 2, 3 basamak azaltırsak kuvveti 3 tane büyütürüz. 1 tam 1000'de 460 çarpı 10 üzeri 9 olur diyoruz. Virgülden sonraki sıfırı da silebilirim. Yani sayımız 1 tam %46 çarpı 10 üzeri 9 olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. Devam ediyorum. 8. soruya geçiyorum. Aşağıda Osman Bey'in aracı ve garajı boyutları ile birlikte verilmiştir. Osman Bey arabasının arkasına takılabilen ve aracına takılı haldeyken garaja sığabilecek bir karavan almak istiyor. Buna göre Osman Bey aşağıdaki uzunlukları verilen karavanlardan hangisini tercih edemez diye soruyor. Arkadaşlar o halde aracın karavanla birlikte boyunun arkadaşlar 2 tam 2 karekök 35'ten ne olması gerekir? Küçük olması gerekir. Şu 2 karekök 35'i gençler karekök için alarak karşılaştırmak istersem 2 karekök içine 4 olarak girer. 4 çarpı 35'ten 35'i 4 ile çarparsak karekök 140 metre olur. Garajın boyu gençler. Arabamızın boyu kök 32 idi. Kök 32 16 çarpı 2'den gençler. 16 4 olarak çıkar. 4 kök 2'dir. A seçeneğiyle başlayalım. Kök 8 gençler 4 çarpı 2'den 2 kök 2'dir. Arabanın boyu 4 kök 2 idi. A seçeneğindeki karavan gençler 2 kök 2. Hadi ben 4 kök 2 ile 2 kök 2'yi toplarsam 6 kök 2 yapar gençler. 6 kök 2'nin karekök 140'tan küçük olması gerekiyor. Eğer sığarsa diyoruz. Bu 6'yı kök içine alırsam 36 olarak girer. 36 çarpı 2'den kök 72'dir. Evet kök 72 kök 140'tan küçüktür. Bu karavan tercih edilebilir diyoruz. 2 kök 8'de gençler kök 8. 2 kök 2 idi. Önünde 2'miz var. Yani 4 kök 2'dir. Yani 4 kök 2 ile arabanın boyu 4 kök 2. Karavanın boyu da 4 kök 2. İkisini toplarsak gençler 8 kök 2. 8'i kök için alırsam 3 4 çarpı 2'den
Kök 128'dir. Gerçi kök 128 de kök 140'tan küçüktür. Yani B seçeneği de tercih edilebilir diyoruz. C'ye geldim. 3 kök 2'miz var. Arkadaşlar 4 kök 2 burada vardı. Karavanın boyu 4 kök 2. 3 kök 2 karavanın boyu. İkisini toplarsam 7 kök 2. 7 kök için alırsak gençler 49 olarak girer. 9 çarpı 2'den kök 98. Kök 98 de 140, karekök 140'tan küçüktür. Bu da tercih edilebilir diyoruz. Son olarak D seçeneğinde aracın boyu 4 kök 2. Karavanı 6 kök 2. Topladığım zaman 10 kök 2 yapar. 10 kök içine alırsak gençler 100 çarpı 2'den kök 200'dür. Bakın kök 200 gençler kök 140'tan büyüktür arkadaşlar. Bundan dolayı D seçeneğindeki karavanı tercih edemez deriz. Devam edelim. Yayda ve yatayda aralarında kök 2 santimetre. Çivilere kök 128 desimetre santimetre verdi. Burada desimetre olarak söylüyor. Uzunluğundaki ip kullanılarak görseldeki gibi LGS yazısı yazılıyor. Buna göre artan ipin uzunluğunun santimetre cinsinden en yakın olduğu tam sayı değeri kaçtır diyor. İşte öncelikle kök 128 desimetreyi düzenleyelim. Bu santimetreyi çevireceğim. Aynı zamanda kökten çıkarmak istiyorum. 128 gençler 64 çarpı 2 idi. 64'ü de 8 olarak çıkartırsak 8 kök 2 desimetredir. Bu santimetreyi çevirmek için onunla çarparsam 80 kök 2 santimetre olur diyoruz. İpin uzunluğu gençler. Peki şimdi LGS yazılarına bakalım. Bir aralığımız gençler kök 2 idi. O halde L'ye baktığımız zaman önce sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18. Evet, bir tanesi kök 2 idi. 18 tanesi 18 kök 2 santimetredir. L'ye bakıyorum. Buradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tane kök 2, 32. Son olarak S'ye bakarsak buradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 kök 2. Bunları toplarsam gençler 18, 24 daha arkadaşlar 42 yapar. 30 da toplarsam da 72 kök 2 olur. Şimdi tamamı 80 kök 2 idi. LGS yazmak için 72 kök 2'lik kısmı kullandım. Aradaki farka baktığımız zaman 8 kök 2'dir. İşte 8 kök 2 hangi tam sayıya yakın diye düşünüyorum. 8'i kök içine alırsam 64 çarpı 2'den kök 128 eşittir gençler. Kök 128 11'in karesi karekök 121'di. 12'nin karesi karekök 144'tür gençler. Bakın burada 7 fark olduğu için burada daha fazla farkımız var. O halde kök 121'e yani 11'e yakındır diyorum. Bu da B seçeneğinde doğru cevap olarak işaretliyorum. Devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, 10. sorumuza gençler Kaan, Berkay ve Samet'in birbirine eş ve farklı sayılarda kare şeklindeki karoları bulunmaktadır. Bu kişiler sahip oldukları karolarla en büyük alana sahip kareleri yaptıklarında üçünün de karo sayısı karosu artmaktadır. Yani ellerinde fazladan karo kalmaktadır. Fakat Berkay karolarını Kaan veya Samet'in karoları ile birleştirip en büyük alana sahip kareyi yaptıklarından geriye karo artmamaktadır. En az karoya sahip olan Berkay'ın 18 karosu olduğuna göre Kaan ve Samet'in karoları toplamı en az kaçtır diye soruyor. Evet gençler, burada soruda en önemli noktamız gençler burada en az karoya sahip kişinin arkadaşlar Berkay olması. Berkay'ın 18 tane karosu var ve en az karoya Berkay sahip gençler. Şöyle iki tane kareyi modelleyeyim.
Şimdi arkadaşlar Berkay'dan sonra Kaan veya Samet'in arkadaşlar. Eğer 18 tane kare su alsaydı 18-18 daha 36 yapardı. Bakın tam kare bir ifade elde etmiş olurduk. Ama o zaman gençler ne olurdu? Berkay ile eşit olurdu. Berkay'a geçmesi gerektiği için 36'dan sonraki tam kare sayımız 49'dur. Yani buraları 7 kere 7 diye düşüneceğim. O halde gençler 49 olması için Kaan veya Samet'in Berkay ile topladığımızda 49'sa 9'dan 18 çıkarıyorum. 31 tane karosu vardır gençler. Kaan veya Samet'in diyoruz. 7'den sonra gençler bir büyük sayımız 8'dir. Bu halde 8 kere 8'den bu da 64'tür diyoruz. Yine 64'ten 18'i çıkartırsam 46 tane gençler karosu vardır. Kaan veya Samet'in diyelim. Ve bunların ikisinin toplamı da 77 olur diyoruz en az. B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet sevgili gençler devam edelim. 11. sorumuza geçelim. Aşağıdaki daire grafiklerinde Metin ve Fehmi'nin biriktirdikleri madeni paraların sayılarına göre dağılım verilmiştir. Metin'in 1 TL'liklerin toplam tutarı ile Fehmi'nin 50 kuruşlukların toplam tutarı birbirine eşittir. Metin'in biriktirdiği madeni paraların toplam tutarı 22 olduğuna göre 22 TL olduğuna göre Fehmi'nin biriktirdiği madeni paraların toplam tutarı kaç TL'dir diyor. Yani öncelikle burada verilmeyen merkez açıları şöyle bulalım. 160, 20 daha gençler 280. 160'tan çıkartırsak buraya 80 derecemiz kalır. Fehmi'nin arkadaşlar merkez açısına bakalım. 240, 80 daha 320. 320, 360'tan çıkarırsak burası 40 derecedir. Gençler Metin'in paralarını incelediğimiz zaman 80 derece, 120 derece ve 160 derece var. Böyle 80 derece, 20 derece ve 160 derecelik paralardan oluşuyor gençler. 80, 120 ve gençler 160'ın en küçük ortak katını düşünürsek gençler bunların en küçük ortak katı 40 derecedir. Yani 40 derece olacak şekilde düşünürsem 80 derece için gençler ne deriz? O halde 2 tane eğer ben 40 derece x dersem 80 derece 2x olur diyoruz. Para sayısı. 20 gençler 20 içinde 43 tanedir. O halde 3x tane vardır. 60 derecede 4x tane vardır diyoruz. Bunların toplam değerini bulabilmek için bunları gençler para değerleriyle çarpmam gerekiyor. 80 derecelik 25 kuruştu. O halde 2x'i 25 ile çarparım. 50x kuruşluk para vardır deriz. 20 derecemiz gençler 1 TL idi bunu da 100 kuruş olarak düşünelim. O halde 3x'i 100 ile çarpalım. 300x para vardır diyoruz. 60 kuruşluk gençler 60 50 kuruştu. O halde 4x'i 50 ile çarparsak buradan da gençler ne diyoruz? 200 kuruşluk 4 ile 50'yi çarparsam 200x'lik para değeri vardır diyoruz. Ben bunları topladığımı düşünürsem alt alta yazıp toplayalım. 200, 300, 550 x oldu. Gerçekten 550x'in 22 TL olduğunu söylüyor. Yani 22 TL dediğimiz 2200 kuruştur. Her iki tarafı 550 ile sadeleştirirsem buradan şöyle sıfırları attım. 220'yi 55'e bölersek gençler x'in değeri 4'tür diyoruz. Evet gençler x 4 ise artık kaçar tane paramız olduğunu bulmuş oluruz. Peki benden artık x 4 ise ne yapalım arkadaşlar? Buradan para değerlerini elde etmiş. Paraların sayılarını bulmuş oluruz diyoruz. Evet gençler tabloda bana verilen arkadaşlar Metin'in 1 TL'lik paraların toplam tutarı demişti arkadaşlar. Fehmi'nin 50 kuruşlukların toplam tutarına eşittir demişti. Yani x'i 4 olarak bulduğuma göre. X arkadaşlar burada 120 dereceydi. Daha doğrusu Metin'in 1 TL'lik paraların değeri 120 derecelik yer kaplıyordu gençler sayısı. Hadi 120 derece 300x demiştik. Dikkat ederseniz ben burada x'i yerine koyarsam 300x'te 300 çarpı 4'ten 1200 kuruş olur 1 TL'lik para değeri gençler. 1200 kuruşu şöyle sadeleştirirsem demek ki 12 TL'ye 1 TL'lik para vardır diyoruz. 12 TL toplamda.
Aynı zamanda gençler Fehmi'nin 50 kuruşluklarının toplam değeri de o halde 50 ne olacak? 12 TL olacak. 50 kuruşluklar yani burası 12 TL dedik. O halde arkadaşlar 50 kuruşlukların arkadaşlar toplam değeri 12 TL ise 50 kuruşluklar 12 TL ise yani 12 TL arkadaşlar yani 1200 kuruş yapar bu. 1200 kuruşu 50'ye bölersem böyle sıfırlar gider. 24 tane gençler 24 tane 50 kuruşluk para vardır diyoruz. Evet bunun sayısı 24 tane. 24 tane gençler 240 dereceye denk geliyorsa böyle diyebiliriz arkadaşlar. Bakın o halde onda biri kadar denk gelir. Yani ben 40 derece 4 tanedir diyorum. 80 derece ona bölersem 8 tane de 1 liralık para vardır diyoruz. Fehmi'nin parası. O halde Fehmi'nin paralarının toplam değerine bakalım. 8 tane 1 lira vardı arkadaşlar. 8 çarpı 1'den 8 lira. 4 tane gençler 25 kuruş var. 4 çarpı 25 kuruş olarak dikkat ederseniz 100 kuruş yapar. Bu da 1 TL demektir gençler. Zaten bu 1 TL'ydi. 12 lirada gençler 200 neydi? 12 lirada 50 kuruşlukların toplam değeriydi. 50 kuruşluk diyelim. 12 TL'ydi. Bunları toplayacak olursam 12, bir daha 13, 8 daha gençler 21 TL'si vardır diyoruz. Fehmi'nin ve 21 cevabını C şıkkında doğru yanıtı olarak işaretliyoruz. 12. soruya geçelim. Evet, dikdörtgen şeklindeki bir kartona yine dikdörtgen şeklindeki renkli kağıtları yapıştırarak görseldeki posteri oluşturmuştur. Mehmet'in bu kartona yapıştırdığı tüm renkli kağıtların büyüklüklere eşit olup bir kağıdın boyutu 2 kök 2 ve 20 kök 2 santimetredir. Mehmet'in kağıtları yapıştırdığı alan kartonun yüzde kaçıdır diye soruyor. Gerçekten öncelikle kartonun alanına bakalım. Kartonun alanı için 16 kök 5 ile 10 kök 5'i çarpıyorum. 16 ile 10'u çarparsam 160. Kök 5 ile kök 5 çarparsak 5 yapar. 160 ile 5'i çarparsam da 800 santimetre kare olur. Kartonun alanı diyoruz. Gençler renkli kağıtların bir tanesinin alanına bakacağım. Şuradan gösterelim. Alan diyorum. Evet, ebatlar gençler 2 kök 2 ile 20 kök 2 idi. O halde 2 kök 2 ile 20 kök 2'yi çarpıyorum. 2 ile 20'yi çarparsam 40. Kök 2 ile kök 2 yapar. 40 çarpı 2'den 80 santimetre kare olur bir tanesi gençler. Bunlardan 1, 2, 3, 4, 5 tane var. O halde 80 çarpı 5. Kağıtların toplam alanı 400 santimetre karedir. Gençler 800 ile 400 kaç, yüzde kaçtır diye düşünüyoruz. Aynen kesir olarak yazalım. 800 ile 400. Yüzdeyi çevirmek için payda 100 yapmak istiyorum. O halde 8 ile sadeleştirelim. 400'ü 8'e böldüm 50. Demek ki %50'si olur diyoruz. Sorumuzun yanıtını C şıkkı olarak işaretliyoruz. Devam ediyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. 13. sorumuzda 90 puanlık bir sınavda bazı öğrencilerin aldıkları puanlar aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Her sorunun 0,10'da 6 puan olduğu bu sınavda öğrencilerin aldığı puan ondalık ifade ise en yakın birler basamağına yuvarlanarak hesaplanmıştır. Buna göre Berna ve Fatma'nın toplam en az kaç doğru soru yapmışlardır diye soruyor. Evet gençler en yakın birler basamağına yuvarlandığını düşüneceğiz. Ve benden arkadaşlar Berna ve Fatma için kaç tane en az doğru yapmışlardır diye soruyor. Berna gençler 6 puan 77. 77'yi 1 puanın değeri 0,10'da 6 ise 0,10'da 6'ya böleriz. Virgülden kurtarmak için gençler 10'la genişletirsem yani 770'i ne yapmam gerekir? 6'ya bölmem gerekir. Gençler 770'i 6'ya böldüğümüz zaman tam sayı çıkmaz. O halde şöyle diyeceğim. 70'in içinde arkadaşlar 6 770 dediğimiz arkadaşlar 6'nın katı olarak düşünürsek 760'a 6 vardır.
Bakın bu 765'li 774 arasında bir sayıdır gençler. 765 ile 774'ün birler basamağına yuvarlandığındaki değeri 770'tir diyoruz. Ve burada 6'nın katı gençler 766'dır. Peki 6 kaç katı gençler? O halde ben 766'yı 6'ya bölersem 28 tane soru yapması gerekir derim. 770'i elde etmek için yani 766'yı elde etmek için 128 soru yaptım. Devam ediyorum Fatma'ya bakıyorum. Fatma arkadaşlar şu anda 34 puan aldı. Yine 34'ü 0,6'ya böldüğümü düşünelim. Onunla genişletirsem 340 bölü 6 oldu. Gerçi 340 yuvarlanmış hali olarak düşünelim. Birler basamağına yuvarladığımıza göre 335'ten 335 ve büyüktür. Veya 344 veya küçüktür gençler ki 340 elde edilsin. 335 ile 344 arasında 6'nın katı gençler 336 var. Evet, kaç katı arkadaşlar? 6'ya böldüğümüz zaman 56 katı olduğunu görüyorum. Buradan da 56 soru çözmesi gerekir. Fatma'nın diyoruz. İkisinin toplamını istedim. 128, 56 daha. 8, 6 daha. 14 elde var. 1, 5, 7, 1 de elde. 8. Evet, ve 1'i yazdım. 184 soru cevaplamışlardır toplamda. En az diyoruz ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. 14. soruya geçelim. Aşağıdaki verilen şemada karelerin içindeki sayılar soldan sağa doğru çarpma. Yukarıdan aşağı doğru bölme işlemi yapılıp sonuçlar dairelerin içine yazılacaktır. Şemaya sayılar doğru bir şekilde yerleştirildiğinde A artı B işleminin sonucu hangisine eşittir diye soruyor. İşte yukarıdan aşağıya doğru ne yapıyoruz? Bölme yapıyoruz. Soldan sağa doğru çarpma işlemi yapıyoruz. Şöyle düşünüyorum gençler. Ben şimdi kök 3'ü ne ile çarparsam 6 olur arkadaşlar. Bunu bulabilmek için ne yaparız gençler? 6'yı kök 3'e bölmem gerekir. Ayda da kökten kurtarmak için kök 3 ile genişletirsem kök 3 bölü 3'ten 6 ile 3'ü sadeleştirsek 2 kök 3 olur. Buraya yazmam gereken sayı diyorum. Yukarıdan aşağı doğru böldüğüm için arkadaşlar bakın kök 3'ü bir sayı kök 3'e böldüm. 3'ü elde ettim. Hadi bölünen sayıyı bulabilmek için bu ikisini çarparak elde ederim. Demek ki yukarıda 3 kök 3 olacak diyoruz. 3 kök 3 ile de 10 kök 3'ü çarparsam A'yı elde edeceğim. Evet, 3 kök 3 ile 10 kök 3 çarparsak 3 ile 10'u çarptım 30. Kök 3 ile kök 3 3 yapar. 30 çarpı 3'ten A'nın değeri 90'dır. Yukarıdan aşağı bölecektik gençler. B'yi bulabilmek için de 10 kök 3'ü 2 kök 3'e böleceğim. Buradan kök 3'ler giderse 5 olur B'nin değeri. Benden ikisinin toplamını istedi. 90 artı 5'ten sorumuzun yanıtını 95 olarak Denizli seçeneğinde işaretleriz. Devam edelim. 15. sorumuzda. Aslı'nın GSM operatörü sayesinde operatör ayda bir kez gençler 19'dan önce başlayan seanslardaki filmler için bilet ücretine %50 indirim kuponu vermektedir. Aslı bu indirim kuponundan yararlanarak yani saat 19'dan önceki filmlerden gençler birine gidecek. Yanındaki herhangi bir filme gittiğine göre bu filmin Babam isimli film olma olasılığı yüzde kaçtır diye soruyor. Gençler öncelikle saat 19'dan önceki film seanslarına bakalım. Buraya baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 tane, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Toplamı 10 tane. İşte olasılık gençler biliyorsunuz istenen bölü tüm durumlarda. O halde tüm durum sayısı 10 tane. Peki istediğimiz gençler son filmi olsun yani 2 tane. O halde 10'da 2 yüzde kaçtır diye düşünürsek payda 100 yapmak için 10'la genişletelim. 20 olur olasılık değerimiz. 20 cevabını A seçeneğinde doğru cevap olarak işaretleriz. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir şarkı üretide satılan 4 farklı peynir markasının Ocak ve Şubat aylarındaki satış miktarlarının dağılımları aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir. Bu şarküteride Ocak ayındaki toplam peynir satış miktarının Şubat ayındaki toplam peynir satış miktarının oranı 3 bölü 4'tür. Ocak bölü Şubat
3 bölü 4 dedi gençler. Şubat ayında A marka peynirden 50 kilogram satıldığına göre Ocak ayında D marka peynirden kaç kilogram satılmıştır diye soruyor. Gençler öncelikle şu verilmeyen açıları bulalım. A'ya baktığımız zaman 80, 96 ve 64 toplayacağım. 96, 64, 80 toplayalım. 6, 4 daha 10 elde var. 1, 9, 1 de elde 10, 16, 8 daha gençler 24. 360'dan 140'ı çıkartırsam 120 derece olur buradaki açımız. Şubat ayına bakalım. 138, 72 ve 90'ı topluyorum. Bunu da 360'tan çıkaracağım. 8, 2 daha 10 elde var 1. 9, 1 de elde 10. 17, 20. Elde var 2. 1 de burada var gençler 3. O halde 360'tan 300 dereceyi çıkartırsak 60 derece olur. Şubat ayındaki A'nın merkez açısı. Arkadaşlar şöyle düşünüyoruz. Bana ne dedi? Şubat ayında A marka peynirden 50 kilogram satıldı. 60 derecesi 50 kilogramsa şimdi tamam arkadaşlar Şubat'ta satılanların tamamı 360 derecedir. 360 derecesi x kilogram diyorum. İşte buradan bakın 360 60'ın 6 katıdır. O halde x de 50'nin 6 katıdır diyorum. 6 çarpı 50'den toplamda 300 kilogram peynir satılmıştır Şubat ayında diyoruz. Ocağın arkadaşlar Şubat oranı 3 bölü 4 demiştik. Ocak bölü Şubat 3 bölü 4'tü. Şubat'ın gençler değerini 300 olarak biliyorum. Buraya x diyecek olursak 300 gençler 4'ün 75 katıdır. O halde x de 3'ün 75 katı. Yani buradan 3 çarpı 75'ten Ocak ayında satılan toplam peynir 225 kilogramdır diyorum. Bu Ocak ayında 225 kilogram peynir satıldı. Benden Ocak ayında D markayı istedi. Şimdi 225 gençler 360 derecede ama 225 ise diyoruz. D marka 120 dereceydi. Buraya x dersem bakın 3'te 1'idir. O halde 225'i 3'e bölersem x'in değeri 225 bölü 3'ten gençler 75 kilogram olur. Sorumuzun yanıtı D seçeneği doğru cevaptır diyelim. Evet sevgili gençler devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Yedinci sorumuzda Sena gitti sanat evinde birbirine eş 90 tane topun üzerinde ya aşağıda verilen emoji karakterlerinden bir tanesini çizip bir torba yatıyor. Torbada oluşan toplar hakkında aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre torbada rastgele alınan bir topun yerinde aşık emojiden olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor. Gençler toplam top sayımız 90 olduğu için bana verilen seçenekler arkadaşlar paydaları 90 olacak şekilde genişletelim. Ne yaparım? 6 ile genişletirsem 90 olur. O halde 6 kere 2 12 olur. 90 da 12. 2 ile genişletirsem 14 bölü 90 olur. 15 ile genişletirsem 15 bölü 90 olur. Bunu da 2 ile genişletirsek 16 bölü 90 olur diyoruz. Benden ne istedi gençler? A şık emojiden olma olasılığı olamaz diye sordu. Size verilen öncüllere bakalım gençler. Torbada güneş emojiden 22, havalı emojiden 30 tane top vardır. Torbada her emojiden en az 10 tane top vardır. Torbada üzgün emojili top sayısı, geç emojili top sayısından daha fazla, havalı emojili top sayısından daha azdır. Torbada en az aşık emojiden oluşan top vardır diyor. Gerçekten şöyle aşık diyorum. Sırayla güleç diyelim. Üzgün diyelim. Havalı diyelim. Bizim bildiğimiz gençler güleç emojiden 22 tane var. Havalıdan 30 tane var. Şimdi bir de gençler büyükten küçüğe doğru sıraladığım zaman o halde en fazla havalı olacak diyoruz. Daha sonra üzgün olacak çünkü üzgün emoji top sayısı güleçten fazla havalıdan az dedim. En az da aşık olacak dedik. Buraya güleç diyorum. En az da aşık olacak şekilde sıralamayı yaptık. Gençler bana verilen şıkları ne yaptık? Paydalarını 90 olacak şekilde
90'da 12, 90'da 14 şeklinde değerlendirdim. Şöyle farklı bir kalem alarak bildiğimiz değerleri yerine yazalım. 30'u biliyorum gençler. Havalı 30 tane var. Güreç 22 tane var. Şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Eğer A şıktan arkadaşlar 12 tane olsaydı, yani A seçeneğinde 90'da 12 ya. A şıktan 12 tane olsa. 90'dan 30'da 22'yi toplarsam, şu ikisini biliyorum, 52 yaptım. 90'dan 52'yi çıkartırsam geriye gelse 38 tane kaldı. 38'in arkadaşlar 12'sine aşık dersem, 38'den 12'yi çıkartırsam, evet, üzgüne gençler 26 kalır. Bakın buradaki büyükten küçüğe doğru sıralamamızda doğru olur diyoruz. Yani A seçeneği olabilir. B seçeneğinde 14 var paydamızda. Yani A şıktan 14 tane olsaydı, 30'da 22 değişmedi. 14 tane olsa ben 38'den 14'ü çıkartırsam üzgüne gençler kaç tane kalır? 24 tane kalır. Bakın yine büyükten küçüğe doğru sıralamamız doğru oldu. B de olabilir. Aşıktan gençler C seçeneğindeki 15 olsa şu 22 bu 30 8'den 15 çıkarıyorum. 23 kalır. Nereye gençler? Üzgüne. 30 küçüktür. Pardon, 30 büyüktür. 23 o da büyüktür. 22 o da büyüktür. 15 sıralaması yine doğru oldu. Yani C de olabilir. D'de gençler eğer 16 tane olsaydı aşıktan. 8'den 16'yı çıkaralım. Geriye 22 kalır. Başta zaten 30 havalıydı. 5 22 idi. Bakın üzgüne de 22 kaldı. Ne olması gerekiyordu? Büyükten küçüğe doğru sıralanması gerekiyordu. Dikkat edersen burada eşitlik var. Bundan dolayı gençler A şık emoji sayısı 16 olamaz diyoruz. Olasılık değerimiz de 8 bölü 45 olamaz deriz. D seçeneğini doğru cevap olarak işaretleriz. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Genişliği x santimetre ve uzunluğu 490 santimetre olan dorsal bir yola 70 santimetre uzunluğunda dikdörtgen şeklindeki özdeş şeritler aralarında 10 santimetre boşluk bırakılarak görseldeki gibi çizilmiştir. Şeritlerin yolun uzun kenarına kenarlarına uzaklığı 150 santimetre olduğuna göre verilen şeritlerin toplam alanını veren cebirsel ifade hangisidir diye soruyor. Gençler, şeritlere baktığımız zaman doğrusal bir yol 70 santimetre uzunluğunda. Yani şurası 70. 10 santimetre boşluk var 70. İşte şöyle baktığımız zaman 80 80 devam ediyoruz. 10 santimetre 70 80 devam ediyorum. Gençler 80 80 devam edersem bakın 490'da şimdi kaç tane 80 var gençler? Şöyle düşünelim arkadaşlar. 490'ı 8 ke 80 ile 6 çarparsam 480 yapar. Sonunda bir 10 santimetrelik boşluk kalır. Ben 490'dan bunu çıkartırsak gençler 480 kalır diyoruz. 480 80'e tam bölünüyor. 80'e bölersem 6 tane gençler bizim burada grubumuz var diyoruz. Bu grubun içerisinde gençler toplamda da 6 tane bizim buradaki şeritlerimizden var. Yani 6 tane grup varsa 6 tane de dikdörtgen şeklinde şerit var diyelim. Şöyle dikdörtgen şeridimizi modelleyecek olursam gençler bir tanesini. Şu uzun kenarı 70 demiştik arkadaşlar. Kısa kenara baktığımız zaman tamamı x 50 yukarıda var, 150 aşağıda var gençler. O halde şu kısa kenarı bulabilmek için x'ten ne yapacağız gençler? 150, 150 daha 300. X'ten 300'ü çıkartarak bu da kısa kenarıdır diyorum. O halde bir tanesinin alanı için gençler ne yaparım? 70 ile x eksi 300'ü çarparım. X çarpı x eksi 300. Bir tanesinin alanı. 6 tane şeridimiz var. Bir de 6 ile çarparsam tam şeritlerin alanını 420 çarpı x eksi 300 olarak görürüz. Bunu da nerede görüyorum? D seçeneğinde doğru yanıt olarak görüyorum. Evet, 19. sorumuza geçelim. Bir tren lokomotif ve vagonlara bağlanma noktasının uzunluğu ve vagondaki yüklü iki konteynerin görünen yüzlerin alanı verilmiştir. Trenin taşıdığı konteynerlerin yükseklikleri birbirine eşit olduğuna göre trenin uzunluğunu veren cebirsel ifade hangisidir diye soruyor.
Mesela öncelikle ilk vagona baktığımız zaman x kare eksi 1. Bu alan olduğu için gençler ben bunu çarpanlarına ayıracağım. 2 kare farkından faydalanırsam kare köklerini aldım x ve 1. Bunlar 1 artı 1 eksi diye yazıp çarpıyoruz. X kare eksi 1'in çarpanlarını ayırmış hali x artı 1 ile x eksi 1'dir gençler. Birisi uzun kenar, birisi de yükseklik olacak. 8x kare artı 16x artı 8'i de yine çarpanlarını ayırmak istiyorum. Öncelikle 8 parantezine alırsam x kare artı 16x'i 8'e böldüm 2x. 8 8'e böldüm artı 1. X kare artı 2x artı 1'i çarpanlara ayırmak istersek işte 3 terimlerde kare köklerini 1 ve 3. sayının kare kökünü arıyorum. Bakın ikisinin çarpımı 1x 2 katı ortadaki sayıyı verdi. Peki x ile 1'in gençler ikincinin işaretiyle beraber yazarak çarpanlara ayırıyoruz. Ne demektir? O halde x artı 1'in karesi demektir. İstersek bunu 8 çarpı x artı 1 çarpı x artı 1 şeklinde çarpanlarına ayırabiliriz. Gençler dikkat ederseniz yükseklikleri eşit dedim. O halde x kare x artı 1 ile x eksi 1 birinci vagonun çarpanlarıydı. 8 çarpı x artı 1 x artı 1. Bakın burada ortaklar gençler x artı 1'dir. Demek ki yüksekliğe x artı 1 demek zorundayız. O halde birinci vagonun gençler uzunluğunda x eksi 1 kaldı. İkinci vagonu da 8x 8 çarpı x artı 1 kaldı. 8'i daha atarak yazarsam 8x artı 8 oldu. Toplam uzunluğu bulmak için bunları toplayacağım. X artı 2 artı pardon x artı 4 gençler. Artı 2 şu 4'ü düzgün yazalım. X artı 4 başlangıçtaki uzunluk artı. Arada 2 var boşluk artı. X eksi 1 artı. 8x artı 8. Önce x'leri toplayalım. 8x, 9x, 10x. Evet, 4, 2 daha 6, 1 çıkardım gençler. 5, 5 ile de 8 toplarsam artı 13. 10x artı 13 olur. Uzunluk diyoruz ve bunu da seçeneğine doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet sevgili gençler. Devam edelim. 20. sorumuza geçelim. Ve kalemimi değiştiriyorum ve 20. soruya bakıyorum. Bir cebirsel ifade terim sayısı A, A sayıları toplamı B ve sabit terim C olmak üzere cebirsel ifade kodu ABC şeklinde gösteriliyor. Örneğin gençler x kare eksi 6x artı 9 cebirsel ifadede terim sayısı 3 tane terim var. O halde A 3, A sayıları toplamı x karenin 1 ve x'in gençler eksi 6 ve 9 sabit terim. Bunları topladık 4. Sabit terim yine 9. Bakın 3, 4 ve 9 toplarsak daha doğrusu yan yana yazarsak 349 şeklinde cebirsel kodu yazdım. Buna göre cebirsel kodu 394 olan tam kare bir cebirsel ifadenin çarpanlarından birinin cebirsel kodu aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde soruyor. Evet gençler, şimdi soruda arkadaşlar bize tam kare bir ifade olduğunu söyledi. Tam kare ifadeyi gençler hatırlayacak olursak A artı B şeklinde yazacak olursam kare ifade gençler A artı B'nin kare şeklinde yazılabilirdi hatırlarsanız. Bunu açılımını yazarsam gençler A'nın karesi A kare. Yani birincinin karesi. Birinci ile ikinciyi çarpıyorum. AB 2 katı artı 2 AB. İkincinin karesi B kare gençler. Dikkat ederseniz açılımını A kare artı 2 AB artı B kare şeklinde yazdık. Gençler bizim kodumuz arkadaşlar burada 394. Bundaki yani buradaki 4 gençler bize neyi veriyordu arkadaşlar dikkat ederseniz C'ydi yani sabit terimdi. O halde şu sabit terimin 4 olması gerekiyor. Öncelikle gençler birinci A terim sayısı olduğu için 3 tane terim olacak diyoruz. Sonunda 4 yazdığı için burada 4 yazacak diyorum. 4 de gençler zaten nedir? 2'nin karesidir. 3 terimli olacak ve 4. sayımız, pardon 3. sayımız 4 olacak dedik. Gençler eğer 4 ise birinci ile ikincinin çarpımı dediği için arkadaşlar ve 2 katı dediği için o halde 2 çarpı 2 buraya da eğer x dersem o halde ilk sayımız da x kare olur. Ben bunu düzenlersem x kare artı 4x artı 4 olur. Bakın gençler ben bunun 394 olduğunu gösterelim.
A gençler neydi? Terim sayısı 3'tü. Böyle A diyelim. Terim sayısı 1, 2, 3 tane terim var. B'ye geldim. Katsayılar toplamı. X karenin katsayısı 1. X'in katsayısı 4. Sabit terim 4. Topladığım zaman 9. Zaten C'de gençler sabit terimdi. Bakın 394 sayısını elde etmiş olduk. Peki gençler x kare artı 4x artı 4'ü ne diyelim arkadaşlar, bunu çarpanlara ayıracağız çünkü çarpanlardan birisinin cebirsel kodu hangisidir diye sordu. X kare artı 4x artı 4'ü çarpanlara ayıracak olursam gençler bu x artı 2'nin karesi demektir. Bunu da çarpanlara ayrılmış şekilde, yani çarpma durumunda yazarsam x artı 2 çarpı x artı 2 demektir gençler. Bunun bir tanesini alalım ve buradan bunun kodunu yazalım. X artı 2'yi alacağım. Ve bunun arkadaşlar A, B, C şeklinde kodlarını yazacağız. A neydi gençler? Terim sayısı 1, 2 terimli. B, katsayıları toplamı X'in katsayısı 1, sabit terim 2. Topladım 3 yaptı. C de sabit terimdi, yani 2'ydi. Bunlar yan yana yazarsam 2, 3 ve 2. 232 olur. Buradan cebirsel kodu diyoruz ve Denizli seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet gençler, bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.